Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videoda size bahsetmek istediğim gece öğünü. Gece yatmadan önce yenilen yemek yağlandırır mı? Yemek yatmadan önce ne kadar süre önce yemek yemek gerekir? Vesaire gece öğünün içeriği ne olmalıdır? Gibi sorular var arkadaşlar. Bunlara kendi bakış açımla sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız sporda vücut geliştirme, fitness, kas yapılandırılması, yağ yakımı ana amacımız. Hatta ana amacımız aslında tabii kişiden kişiye değişir ama bir adale yapılanması üzerine kurulan bir spor. Yani bir bildiğiniz üzere antrenmana gidiyoruz. Bir yıkım, bir tahribat yaratıyoruz. Onun üzerine besleniyoruz, dinleniyoruz ve onu tekrar yapılandırmaya çalışıyoruz. Şimdi buradan çıkış bununla bu yoldan ilerlediğimiz zaman arkadaşlar, yapılandırmadan ilerlediğimiz zaman besin tüketilmesi, fazla besin tüketilmesi, yapıcı onarıcı proteinlerin fazla tüketilmesi gerekiyor. Normal bir insana göre. Şimdi gece yatmadan önce yenilecek öğüne geldiğimiz zaman da atıyorum 12'de yatıyorsunuz. Akşam yemeğinizi saat 8'de yediniz. 8'de yediğiniz öğünü son öğününüz olduğunu kabul edelim. Ve sabah kahvaltınızın da saat sabah 8'de olduğunu kabul edelim. Normal bir insandan bahsediyoruz. Saat 8'den sabah 8'e kadar 12 saat bir aralıkta hiç vücudunuza bir başka protein kaynağı girmemiş oluyor. Normal bir insan beslenmesine baktığımız zaman. Şimdi kas yapılanması ana amacınız ise ben öğrencilerim de bilir. Gece yatmadan önce, yarım saat önce protein içerikli ve az bir yağ içerikli bir öğün yenilmesi taraftarıyım arkadaşlar. Karbonhidrat içeriğinin gerekli olmadığını düşünüyorum. Evet, dediğim gibi son öğünde, yani gece öğününde arkadaşlar karbonhidrat içeriği çok gerekli değil. Ama burada şu çok önemli, antrenmanı yaptığınız saat. Eğer son öğününüzden önceki saat, önceki bölümde, saat diliminde idman ağırlık çalışıyorsanız son öğünde de belli miktar karbonhidrat alımı gerekebilir. Tabii ki form durumunuza, yağ yakım modunuza, hedefinize göre de bu değişken bir şey. Yani ne kadar karbonhidrat almanız gerekir? Ya bu çok çok değişken bir şey. Burada bir şey söylemeyeceğim yani çünkü kişiden kişiye değişir. Çok fazla detaya inmeyeyim. Ama genel olarak akşam saatlerinde yani öğleden sonra akşam çok geceye kalmıyorsa idman saatleriniz gece öğününde özetle karbonhidratın çok bir gereği yok. Zaten fiziksel aktivite minimum seviyede. Biyolojik değeri yüksek hayvansal bir protein kaynağı ve yanında az bir yağ kaynağı gece uykusu boyunca belirli amino asitlerin vücuda salınımını sağlayacaktır. Aç hissetmezsiniz. Size herhangi bir yağ kazanımı da sağlamaz. Yani böyle bir negatif etkisi olmaz. Hiçbir şekilde bundan korkmayın. Zaten proteinlerin yağ dönüşme olayı, bunu bir videoda anlatmıştım. Böyle bir şey mümkün ama çok çok zor bir proses. Yani oradaki proteinin size yağ hücresi olarak dönmesi çok çok zor. Yani öyle bir olacak gibi bir şey değil. Ama dediğim gibi yağsız güzel bir protein kaynağı ve kaliteli bir yağ kaynağı az miktarda. Miktarlar kişiden kişiye yine değişir. Öğün başına ne kadar protein almanız gerektiği, ne kadar yağ almanız gerektiği, günlük kalori alımınıza, fiziksel aktivitenize göre bunlar tamamen değişkendir arkadaşlar. Ben genel mentaliteyi size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gece yatmadan önce protein kaynağı çok popüler bir kaynak var. Biliyorsunuz hepiniz bunu. Supplement olarak da zaten satılıyor. Kasein. Ben kasein öneriyor muyum? Hayır. Kasein proteinini iyi bir protein kaynağı olarak görmüyorum. Çok kullanılabilir olduğunu da düşünmüyorum şahsen. Kasein proteininin insan vücudu için çok çok uyumlu iyi bir protein kaynağı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Piyasada çok kaliteli kasein tozları mevcut. Az yalnız bunlar. Yani çok fazla markanın da doğru düzgün kasein tozu proteini yok. Kaseinin sindirim süresi çok uzun. 8 saat 10 saate kadar uzayan bir sindirim süresi var. Teoride baktığınız zaman bu uzun sindirim süresi size uyku boyunca
gerekli amino asit akışını sağlayarak sizi yıkıma karşı bir önlem olacağı düşüncesi. Teoride güzel bir düşünce ama böyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Sindirim açısından zaten kaseinlerin kıvamına da baktığınız zaman zaten arkadaşlar çok sert, çok zor sindirilen bir protein kaynağı. Yani ben neden insan vücudu için çok uygun olmadığını düşünüyorum. Şöyle anlatayım bunu da. İnek sütünün %80'i kaseinden oluşuyor arkadaşlar. İnek sütü. İnsan sütünün %40'ı kaseinden oluşuyor. Yani madem kasein proteini bizim için çok uygundu da neden bizim anne sütümüzdeki kombinasyon kasein kombinasyonu bu kadar düşük? Ve insan sütü proteini de arkadaşlar en düşük protein içeren süttür. Onu da söyleyeyim size. Yani %60'ı whey proteindir, %40'ı kaseinden oluşur. Kasein proteinin ben çok fazla kullanılmasının uygun olduğunu düşünmüyorum. Anne sütüne baktığınız zaman da %40'ı kasein ama zaten ne kadar içiyorsun, içiyor bebeklerimiz. Benim de bir oğlum var biliyorsunuz, 8 aylık oldu. Zaten yani ne kadar süt içiyor, oradan ne kadar kasein geliyor. Bir de gece yatarken içilecek kasein miktarını düşünün. Minimum 35-40 gram. Ben bunun çok uygun bir alım olduğunu düşünmüyorum. Uygun olduğunu düşünmüyorum. Kullanmadım mı? Çok kullandım. Senelerce kullandım. Hazımsızlık, sabah şişkin, şiş uyanma, deride kalınlaşma, hazım zaten bir sindirim zorluğunun da bir göstergesi, su tutumu gibi yan etkiler gördüm ve kullanmıyorum. Ondan sonra nerede kullanılır? Mesela kasein proteinini ben şimdi çok uzun sindirim süresi olduğu için Ramazan'da hem pratik olması amacıyla kullanılabilir olarak öğrencilerime de tavsiye ettiğim zamanlar oluyor. Ama şart mı diye, ya gereksiz arkadaşlar. Yani yumurta. Ne öneriyorum? Yumurta beyazı. Her gece yatmadan önce yediğim öğün yumurta beyazıdır benim. Yumurta beyazı en güzel protein kaynağı ya gece yatmadan önce. Hem sindirim açısından çok rahat. Ondan sonra sarısını kullanmayın gece yatarken, benim size önerim. Rahat rahat sindirilsin. Emilimi gerekli şekilde emilir. Sizi gece mağdur etmez. Yani gerekli işi yapar. Vücuttan çıkar. Hissetmezsiniz. Gayet güzel. Hindistan cevizi yağı ile birlikte ben tavaya Hindistan cevizi yağı sürüyorum. İçine çok az 10-15 gram da yulaf koyuyorum ben. Bir problem teşkil etmez. Gelecek 5-10 gram karbonhidrat. Çok güzel yiyorum omlet şeklinde. Size de tavsiye ederim. Yani benim gece yatmadan önce online PT öğrencilerim de dahil olmak üzere herkes tavsiye ettiğim birincil protein kaynağım yumurta beyazı. Biyolojik değeri zaten çok yüksek. Diğer bir seçenek, çok yumurta yiyemeyen arkadaşlarımız var. Diğer bir seçenek arkadaşlar normal beyaz etler olabilir. Bunun yanı sıra whey protein olabilir ama whey proteinde de emilimini yavaşlatmak için yanına kesinlikle belli miktar yağ eklenmesi gerekiyor. Yoksa bildiğiniz üzere whey protein zaten sindirilmesi yarım saat, 20 dakika gibi bir süre. Yanına iyi bir yağ kaynağı ekleyip hatta biraz da lif eklenip sindirim süresinin uzatılması gerekiyor. Gece öğünü hakkında söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Boom.